Arkadan böyle sanki birisi erotik bir film açmış da... Sen nereden biliyorsun lan erotik filmleri? Ya biliriz, biz gençliğimizde Aslı'nın 5'ini oraya sigara jelatini koyup da çözülsün diye beklemedik. Soyunma odasında en çok prim veren başkan hangisiydi? Hakan, ben hep fakirlerle çalıştım ya. Halil abi falan da mı yok yani? Halil başkan manyak, verdiğini almanın peşindeydi. Sen diyorsun ki Halil başkanım benim. Ne ihtiyacın lan sen? Öyle bana mi? Bir tane aşk genç adam var ya, onunla çekeceğim. Birisi benim götümü elledi. Bir anda döndüm. Kadın. Şimdi kadını görünce bir şey dedim. Ne oldu dedim. Beğendin mi dedim. Yok beğenmedim dedim. İyi ki beğenmedim. Beğensen s**tim dedim. Video geldi şu anda ekrana. Evet. Ekranımıza da geldi. Numarasını sorma, onu bilmiyorum. Burada numarayı bilen erkek kimdir biliyor musun? Abi yok, ben vallahi direkt numaraya baktım. Ben senden yıllardır şüpheleniyormuşum. Ben doğru. Şüphelerim yanılmadı. Sen harbi de s**tsin. Türkiye'nin eğlendirirken düşündüren futbol magazin programı. Ben Batu'ya hoş geldiniz. Batu, kahvenle birlikte çok şık gözüküyorsun. Benim abla da ne kahve yapıyor Hakan ya. Bunu içiyorum baba. Bir de iki tane yaptığı çaydan içtiğim zaman 8 gün uyuyamıyorum. Hastalandım, yine nazara geldim. Herhalde. Yine sende bir nazar var. Batu, şimdi biliyorsun Beşiktaş yönetimini değiştirdin. Allah razı olsun. Beşiktaşlar sana minnettar. Dur oğlum, nasıl konuşuyorsun biz kimiz? Yaptığın yorumların etkili olduğu yönünde bazı iddialar var. Ve son zamanlarda takıldığım bazı isimler vardı. Onu da Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktı, 5 ismi. Allah Allah. Abubakar, Gezal, Kankan Onana, postacı. Evet. Bailey, Rozier. 5'i gitti. Kadro dışı artık. Bir de Masuaku gitseydi iyi olurdu. Neden? Yani şimdi bu sezon başında şuraya şey verelim. Bu Masuaku'nun bir paylaşımı vardı. Yarım yarım. Ha, yarım yarım. Totosunu ayırıp böyle yarısına Abubakar'ı, yarısına Rozier'i koyduğu var. Evet. İyi olmuş. Beşiktaş yönetimini tebrik etmek lazım Hakan'cığım. Kanser baba kesilince rahatlar takım. Abubakar niye böyle rollendi? Vallahi bana hafta içi bir bildirim geldi ama bunu söylemeyeceğim. Çünkü söylememi istemediler. Sen biliyorsun. Söylemeyeceğim ama Abubakar otel yaptırıyormuş ya. Hmm. İşte otelin parası çıkmamış falan filan işte. Valla yani neyse. Arabistan'a gidiyor zaten. Arabistan'a mı? Arabistan'a gidiyor. E gitsin orada artık. Deve alar. Duyuyorsun ya. Evet. Şimdi ikinci konumuz. Zaten öbürleri hiç gelmedi. Tabii. Söylemeye gerek yok. Şimdi ikinci konumuz çok önemli. 2023 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkı Aşkım Olayım olmuş. Aşkın olayım. E normal. Zaten ilk Arda Habire gol attığı için statta çalması yetiyor kanka. Habire çalıyor şarkı yani. Peki Batuhan Karadeniz gibi bir moda ikonu, bir futbol ikonunun en çok dinlediği şarkı hangisiydi 2023 yılında? 2023'te Hakan, ben 2023'teki şarkıları bilmiyorum ki. Ne dinledin ama? Biz kötüyüz, aynen. Aynen. Abi de siz kral da siz paşa da siz aynen. O değil mi? Onu dinlemiştim, dinlemişimdir. Şimdi üçüncü konumuz. Bu ara ben rapçilere sardım, rapçileri seviyorum. Aa, o Sammy Cenk var mesela, ben bayılıyorum ona. Evet. Sammy Cenk falan iyi. Sammy Cenk değil mi? Çok iyi. İyi, evet. Şimdi Batuhan, çok enteresan bir şey oldu. Çok acayip bir olay gerçekleşti Batuhan. Euro 2024'e gidiyoruz milli takımımızla inşallah Almanya'ya. Bu kura çekiminde. Evet. Ağlayan kadın sesi geldi. Ağlayan kadın mı? Ah ah ah, oh hadi hadi diyen bir kablonun sesi geldi. Yani tam kura çekiliyor, arkadan inleyen bir kadın sesi geldi abi. Trollediler kura çekimini. Hakan sen bizi bitireceksin ya. Niye? Öyle gelmedi sesler, ben baktım. Abi ahlayan kadın bu. %100 abi. Kadın ahlıyor, onda sıkıntı yok. Ahlayan kadın mı, ağlayan kadın mı? Ahlayan. Bak, ah. Serbia now. Ya. Böyle bir şey var mı? Tam Sırbistan çekilirken arkadan böyle sanki birisi erotik bir film açmış da orada bir sahne varmış gibi. Sen nereden biliyorsun lan erotik filmleri? Ya biliriz, biz gençliğimizde Aslı'nın 5'ini oraya sigara jelatini koyup da çözülsün diye beklemedik. Sen o zamanlara yetişemedin. Tabii. Oo. İyi ki yetişememişim Hakan. Sen çekmişsin be. Senin de ahlarını vahlarını duyardık belki. Yani onlar... Hakan'cığım bunlar normal.
Normal. Sene 2023 artık. İnsan istediğini izleyebilir ama çekimlerde izlemeselerdi kura çekimlerinde daha iyi olurdu. Kura çekiminde de olmaz yani, kusura bakma. Bu arada Bahar'ın ablanın da biraz yaşı böyle tiz herhalde. Ses tonları biraz toktu. Değil mi? Evet. Yaş tahminin var mı? Var, 52. Çok önemli bir konu bu. Al Hilal oyuncuları. El Nasır'ı... Konu ahlamadan geldi ya. Ah Hilal falan yapmaya. Evet. Al Hilal oyuncuları El Nasır galibiyetinden sonra soyunma odasında kulüp başkanından 100 bin euro bonus istiyor, prim istiyor. Galibiyet primi istiyor. Başkan diyor, tamam diyor. Adam başı 100 biner euro kabul ediyor. Oğlum buraya malzemeci falan arıyorlar mı lan? Ben giderim malzemeci olarak. Malzemeciler de biliyorsun %100 prim alıyor. Öyle mi? Tabii. 100 bin euro mu aldı? Malzemecisi de 100 bin euro aldı adam. Arabistan'da alırlar. Sana şimdi çok kritik soruyu soruyorum bu konuyla ilgili. 100 bin euro iyi paraymış ya. Sen manyak mısın ya? Evet. Şimdi sen hatırlıyor musun? Soyunma odasında en çok prim veren başkan hangisiydi? Hakan, ben hep fakirlerle çalıştım ya. Vallahi mi? Yani Yıldırım Başkan hariç hiç göremedik yani. Hiç mi? Yok ya, göremedik. Vallahi şu primde iyiydi dediğim yoktu ya. Halil abi falan da mı yok yani? Halil Başkan manyak, verdiğini almanın peşindeydi. Sen diyorsun ki Halil Başkan mı? Ümit abiye sorun bak. Halil Başkan verdiğini alma peşindeydi. Yok kanka, ben hatırlamıyorum öyle. Olağanüstü bir prim veren başkan. Tamam, geçiyoruz. Sahnede kadın hayranları tarafından tacize uğrayan sanatçı konseri iptal etti. İşte neden? Neden? Benim sanatçı olmam lazım. Peki. Yani bu da bir sevgi gösterisi Rakan'cığım. Şey, kadın mı erkek mi bu? Sahnedeki erkek kadın hayranı adama tacize bulunuyor. Gidiyor böyle alttan avuçluyor. Karar değiştirmiş o zaman. Ha. Bulabilmiş mi bir şey kadın? Böyle. Aa. Sahnedeki sanatçının adını biliyor musun? Mı? Kim? Kim? Ümit Karan. Karaman mıymış adı? Sahne adı. Sahne adı. Sana hiç böyle bir tacize bulundu mu bir hayran tarafı? Geçen gün gece kulübünde oldu. Aha, nasıl? Ellediler. Ankara'da bir arkadaşın yanına gitmiştik. Vallahi kızım biri. Yani anlatayım mı? Anlat. Kanal kapansın mı? Gece kulübüne gittik. Arkadaşlarım var yanında. Gidiyoruz aradan. Kalabalıktı biraz. Birisi benim götümü elledi. Aa. Yani bildiğin elledi. Ben de şaşırdım tabii. Bir anda döndüm. Kadın. Şimdi kadını görünce bir şey dedim. Ne oldu dedim. Beğendin mi dedim. Yok, beğenmedim dedim. İyi ki beğenmedin. Beğensen s**tin dedim. Sen Allah'tan beğenmemiş. Sen de tacize uğradın yani. Tabii. Başlığını söylüyorum ben Batu'nun. Şey, Batuhan'ı kim elledi? Çok önemli konu abi. Ya konu önemli de. Olmamış. Bu bize sıkıntı yaratabilir mi, onu düşünüyorum şu an. Yok. Sen taciz uğradın. Hakan, Allah'tan beğenmedi. Evet. Ama senin şimdi kalçan güzel. Seni ellese beğenirdi. Gitti. Doğru. Evet. Şimdi sana bir video göstereceğim. Evet, burnum tıkandı, çok hastayım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Söz. Şimdi. Ben ne zaman yalan söyledim lan? Asla söylemedim. Ben senin hiç yalanına şahit olmadım. Göster. Şimdi bak, bir tane video gelecek. Bir kadın kocasına diyor ki şu videoyu izle diyor bak. Videoyu izledin. İzle. İzledin mi? Video geldi şu anda ekrana. Evet. Ekranımıza da geldi. Numarasını sorma, onu bilmiyorum. Şimdi aklıma düştü. Ya hadi. Nereye baktın? Nereye baktın? Mabedine. Ya. Bir soru sormak istiyorum. Burada numarayı bilen erkek bence normal midir? Vallahi ben bildim. Ben de bildim, yemin ederim. Burada numarayı bilen erkek kimdir biliyor musun? Taciz ettiler ya sanatçıyı, o bulur. Abi yok, ben vallahi direkt numaraya baktım. Ben senden yıllardır şüpheleniyormuşum. Demek doğru. Şüphelerim yanılmadı. Sen harbiden hayırlı olsun. Şimdi yine... Hakan karar değiştirmiş. Videonun başta Hakan karar değiştirmiş. Adana'da... Olsun oğlum, bu da bir tercih. Noel Baba kılığına giren bir vatandaş, komşularının kapısına Adana dürüm bırakmış. Yılbaşı hediyesi olarak.
Geç. Çok güzel, tebrik ediyorum ben bu arada. Onur Albaba'nın kim olduğunu da tahmin edebiliyorum ama söylemeyeceğim. O da Adanalı çünkü. Tanışka'dan açıklama geldi. Evet. Başladık yine. Devre arası geliyor. Her yer Tanışka olur. Evet. Yok yok. Parasız yaşanmaz. Param varsa eşim var. Param varsa dostum var. Param varsa kariyerim var. Param varsa mutluluk var demiş. İtibarı parayla alamazsın Hakan. Biz ne ceketler gördük ama içinde adam yoktu. Oo! Evet, bu sene de gelmezsen sen de adam madam değilsin artık. Sevgiyi parayla satın alamazsın Mami. Biz bu adamı gönülden sevdik. Doğrusu bak, çok acayip parayı konuş. Da koydum Taliska, ne yapacaksın sen? Ben anlamadım ki. Ama Taliska'nın bu söyledikleri çok doğru. Çünkü çok çirkin olduğu için parasız onu kimse sevmez. Abi Abubakar da geri döndü. Yeter. Yeter ya. Okunmuş kitap okumayı sevmem. Nokta. Keşke sen var olmaz olsaydın hayatıma hiç girmez olsaydın. Evet. Çok önemli bir konu. Bak bu çok önemli bir konu. Ben birisinden böyle bir ilan bekliyorum çok yakın zamanda. Vereyim ben bir ilan. Bak kimden beklersin? Bu ilanı kimin vermesini beklersin? Bir kadın ikinci el eşya sitesinden kocasını satılığa çıkardı. Ürün full anneci olup üretim hatasıdır yazdı bir de. Senin çevrende bu ilanı verebilecek kimse var mı? Vallahi bu ilanı verilen erkeğe suç bulmamak lazım. Yengenin çılgın olması lazım bu ilanı verebilecek. Bu ilanı verebilecek yenge çılgın olur. Etrafında var mı bu yani ilanı verip... Bu ilanı verebilecek bir tane çılgın yengem var. Benim de aklıma geliyor. Yani Zeynep Kara... Net bir şekilde dayımı led koyar. Çek, yükle mesajı. Led koyla kolay sat, led ko. Başlıkta şu değil mi? Yalnız dayımın ayağını alır da verir. Sağ ayağını alır öyle verir. Efsane milli futbolcu üretim hatasıdır. Üretim hatası. Vallahi bunu yapsa benim bir tane yengem var o yapar. Vallahi yapar. Çok yapar. Haksız mı? Haksız mı? Vallahi bilmiyorum, ben dayımın bir üretim hatasını göremedim. Bravo baba. Dayım adamdır. Ya dayım adamdır tamam da yani. Neyse. Kol boyu adamdır yani. Batuhan. Ama yengemin bir dakikasını tutmuyor. Her an koyabilir. Her an koyabilir gerçekten. Koyarsa ben alırım dayımı. Ben bir gün şey... Malım mülküm yetmez ama olsun. Ama ondan önce küçük Ümit'i de koyabilir Ümitcan. Ya Ümitcan hayatta koymaz. Koyma, hayatta koymaz abi. Ona büyük tutuk yani ona. Evet. Neyse, selamlar olsun. Hey Ümitcan. Evet. Abi şimdi yılbaşı geldi ya. Yılbaşına sahneye çıkacak. Benim için önemli bu. Bana paradan bahset birader. Ama ya burada senin bir devreye girmen gerekiyor. Evet. Benim de sesim güzel. Aynen. Girerim söyle. Buradan sesleniyoruz bütün yılbaşı partisi yapacak otellere, gazinolara. Gazinolar? Ne oluyor? Gazinolar var ya Maxim. Gazino mu kaldı lan? Sen olmuş 2000. Yaşlı ya. Ne ihtiyacın lan sen? Öyle bana bir tane genç adam bul. Ya onunla çekeceğim programı. Tamam. Tarkan 25 milyon TL. Anlamadım. 25 milyon TL'ye çıkacak Tarkan sahneye. Ya ama. Valla. Tarkan hak eder baba. Tarkan mega star. Kenan Doğulu 10 milyon. Hayatta verme. Ajda Pekkan 6 milyon TL. Ajda ablama bak ya. Vallahi helal olsun. O da bilir kişiye danışmak lazım. Vallahi kanka. Kenan Doğulu nasıl 10 milyon ya? Sıla 4 milyon. Sıla hakkından ucuza gitmiş o zaman. Kenan Doğulu 10 milyonsa? Sıla 15 milyon. Kenan Doğulu 10 milyonsa Sıla 15 milyon. Özcan Deniz 4 milyon TL. Murat Boz 3 milyon 600 bin TL. Murat Boz da çok ucuza gitmiş. Vallahi... Murat Boz'da inanılmaz sahnesi var. Kaç? 3600. 3600 ne lan? Tiyer bölgesinde. Ne oldu? Şuna mı gitti dayım? Evet. Ya 3.5'tür ya 4'tür. Ya 3.5. Sibelcan 3.5. Bak tertemiz. Bir şey söyleyeyim mi?
Murat Boz çok ucuza gitmiş. Vallahi ucuza gitmiş. Murat Boz, bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi sahnesi var Murat'ın. Murat kardeşimizdir, adamdır bir de Murat. Yani inanılmaz iyi söylüyor. Yani inanılmaz eğlendirir. Çok eğlendiriyor evet. 3600 çok ucuz. Evet. Biraz daha düşük rakamlar var mı? Var. Kim? Geliyor fakirler. Sibelcan 3,5 milyon TL. Geç. Zeynep Bastık 2,5 milyon TL. Çok az. Çok az. Vallahi az Zeynep'e de. Doğum gününe çıkıyor mu? Benim doğum günüm geldi. En fakir bizim Oğuzhan. Oğuzhan Koç. 1 milyon TL. Abi Oğuzhan eğlendiriyor ama ya. %100 o taraftayım. Abi milyon eğlendiriyor. Değil, yalandır. 1 milyon lira. Vallahi 1 milyon TL ya. 1 milyon lira. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, beni birisi yılbaşında çağırsın. 1 milyona gel şuradaki şu eğlenceye gideceğiz desin. Ben gitmem 1 milyona. Bırak sen söylemeyi. Az mı diyorsun? Bedava ya. Bedava canım. Batuhan yılbaşında sahneye çıksan kaç para istersin? Hemen söyle. Kanka ben yılbaşında eğlenmeyi tercih ediyorum ya. Abi plan yaptım. Şu anda 20 milyon da verseler çıkmam. Planım var. Saçmalama. Tabii valla. Saçmalama. Ya çıkmam, parayla da çıkmam. Parayı ve sen 20 milyon. Kanka 20 milyona çıkmam. Batu. Ama bir değerim var. Bir ama 20 olmaz. Yok. Önemli arkadaşlarımla yemeğim var. Ben geliyor muyum? Hayır tabii ki de, önemli dedim. Ama ben de yokum o zaman. Dayım da yok. Dayım grubun içinde. Hakan sen benim hayatımda çok önem sarf etmiyorsun. Bak ben ya, diyorum ki öyle bir yere gideceğim ki 20 milyon TL bile verseler bu toplantıyı ekemem. Sana demek ki 50 milyon beklentim olan bir yere gidiyorum. Dayım da grubu. Ben yılbaşına grup mu dedin? Barış Göktürk'le beraber gidiyorum. Sen grup mu dedin? Atro. Grup dedin. Yani, peki grup deyince neden ümit kıran çıkıyor abi, bir yerden? Grup ümit kıran niye çıkıyor bir yerden? Bana onu açıklayın abi. Her grubun içinde niye var ümit kıran ya? Dayım çünkü grubun değişmeyen adamı. Batu Hanım, ağzına sağlık. Bu hafta da ben Batu'nun sonuna geldik. O evet, zaman grubun değişmeyen adamı. Gel, gel. Grubun, grubun kurucusu. Gel gel, yanına gel Allah aşkına. Dayı, 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 dayı. Gel dayım, gel, gel. Şöyle biraz kaykılayım. Sevgili Batuhan Karadeniz ve Ümit Karan'la birlikteydik. Ümit'ciğim çok teşekkür ederiz. Dayım bu hafta bana değişmeyen tek bir şey söylesene. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kadar sansür yapmayın. Ne güzel anlatıyor. Niye her şeyi kesiyorsun sen Hakan? Abi ben kesmiyorum. Dodo kesiyor da o kes diyor ona. He. Aslında bunu bir canlı izletmen lazım. Canım. Kanal kapanır hocam. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aoo.